9,5 şiddetindeki büyüklüğüyle dünya tarihinin en büyük depremi Valdivia depremi. 22 Mayıs 1960'ta gerçekleşen Valdivia depremi şimdiye kadar Richter ölçeğiyle kaydedilmiş en büyük depremdir. Depremin merkez üssü ise Şili'nin Valdivia şehridir. Bu mega deprem üstelik 10 dakikadan uzun sürmüştür. Yani bir nevi dünyada küçük kıyamet yaşanmıştır. Depremden bir gün önce, yani 21 Mayıs 1960 tarihinde Valdivia şehir yakınlarındaki Concepción şehrinde 8.3 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Bu deprem hali hazırda çok büyük bir deprem olsa da aslında asıl felaketin öncüsüydü. Ertesi gün 22 Mayıs sabahında yine Concepción şehrinden 6 ile 8 şiddeti arasında 3 deprem daha gerçekleşti. Şehirde ardı ardına gelen bu depremlerden sonra Şili'nin bir başka şehri Valdivia saatler 15.11'i gösterirken muazzam bir sarsıntı ve ardından da yıkımla karşı karşıya kaldı. 10 dakika, bazı kaynaklara göre 13 dakika süren 9,5 şiddetindeki bu deprem insanları kafayı sıyırma noktasına getirmiştir. Şehrin su ve elektrik altyapıları çökmüştür ve tam olarak 1500'den fazla ev yıkılmıştır. Depremden yaklaşık birkaç saat sonra ülke 25 metre yüksekliğindeki tsunami dalgalarına maruz kalmıştır. Bildiğiniz üzere Şili bir kıyı şeridi ülkesidir. Bu nedenle tsunami dalgaları ülkede daha etkili olmuştur. Bu afet ile ölen insan sayısı depremde ölenlere oranla onlarca kat fazladır. Ayrıca bu tsunami dalgaları sadece Şili'yi vurmamıştır. Dalgalar okyanus üzerinden saatte 500 kilometre hızla giderek ilk önce Hawaii'yi harap etmiştir. Ardından Japonya, Çin, Filipinler, Yeni Zelanda ve Avustralya gibi binlerce kilometre uzaklıktaki birçok ülkeyi 10 metreyi aşan tsunami dalgaları ile etkilemiştir. Bu deprem ve tsunaminin ardından ise şehirde artçı depremler meydana gelmiştir. Bu depremler ise yine 7 şiddetlerine yakın oldukça etkili depremlerdir. Tam bunlar bitti derken ülke üçüncü bir felaket ile karşı karşıya kalmıştır. Devasa depremler yakınlarındaki bir yanardağı tetiklemiştir. Valdivia depreminin ardından iki gün sonra, yani 24 Mayıs 1960 tarihinde Valdivia şehri yakınlarındaki Puyehue volkanı harekete geçmiştir. Patlamanın etkisiyle yüksekliği 8 kilometreye kadar uzanan bir kül bulutu oluşmuştur. 200 bin yaşındaki bu yanardağ bugün hala aktiftir ve en son 2011 yılında patlamıştır. 1906-2005 yılları arasında gerçekleşen tüm depremlerin %25'ini Valdivia depremi tetiklemiştir. Deprem, tsunami ve volkanlardan sonra ülkede bir de heyelanlar yaşanmıştır. Evlerin %40'ı hasar görmüş, afetlerde telef olan tarlalar ve ölen hayvanlar yüzünden ülke ekonomisi çökmüştür. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Görmek istediğiniz konuları yorumlara yazarsanız ve beni sosyal medya hesaplarımdan takip ederseniz sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.